Evet merhaba arkadaşlar. Bu videoda kalite kaybı yaşamadan nasıl çizdiklerimizin çıktısını alabiliriz onu göstereceğim. Belki de bu videoyu daha erken çekmem gerekiyordu ama aklıma gelmemişti. Ayarlarım tam ayarlıydı çünkü. Yani bunun bir sorun olduğunu bile unutmuşum. Ama ilk Ace Sprite kullanmaya başladığımda ben de yaşamıştım. Yani neyi çizip kaydettiysem hep bir kalite düşmesi oluyordu. Keskin çizgiler daha da bulanıklaşıyordu. Bu sorunu çözmenin yolları var. Gayet de kolay zaten. Bir kere ayarladığınızda bir daha dokunmanız gerekmeyecek. Çok kısa onu göstereceğim. İlk önce yapmamız gereken Ben şöyle bir çizim yapmıştım. Bu Yakuza serisinden bir karakter aslında. Bunun üzerinden göstereceğim. Şimdi ilk önce file'a geliyorum. Ve export'u tıklıyorum otomatik olarak böyle bir ekran gelecek ve bizim çalışacağımız şey bu resize aslında önemli olan. Bu resize ilk tıkladığımızda %100 oluyor genelde ve bunun direkt böyle çıktısını alırsam bakın nasıl bir şey al almış olacağım. Şimdi şu GIF dosyası olarak çok küçük geliyor gördüğünüz gibi. Ben bunu büyütürsem de burada aşırı bulanıklaşıyor. Çok kötü. Yani böyle kullanılmaz bu. O yüzden bunun daha büyük bir şekilde çıktısını almam lazım. Bunu kapıyorum. s geliyorum tekrar. File diyorum. Tekrar Export diyorum. Ve Resize'le oynayacağız şimdi. %100'dü. Bunu iyice bir büyütün. Gözünüze hangisi iyi gelirse. Ben genelde 800 kadar yapıyorum. %800. Şimdi Export dersem. Hepsini okey diyorum. Şimdi bakarsam gift dosyama. Gördüğünüz gibi çok daha büyük ve keskin. Yani resize'ı kullanarak çizdiğimiz çizimleri işte büyütebiliyoruz. Daha keskin olarak görebiliyoruz. Ama önemli değiştirmemiz gereken bir ayar daha var. Eğer sol üstümden tekrar sprite'e gelirsem. Sprite size dersem böyle bir menüm açılacak. Burada interpolation altında metod görüyoruz. Bunu bilinear'dan otomatikman bilinear oluyor sanırım ama yanılıyor da olabilirim. Nearest neighbor yapıyoruz. Yani bunun nearest neighbor olduğuna emin olun. Bu da büyütürken piksellerin daha keskin olmasını sağlayacak. Çıktığımızı daha güzel, daha doğru yapacak bizim istediğimiz işi. Şimdi tekrar çıktısını alırsam Gördüğünüz gibi gayet güzel. Artık animasyon gifimi alabiliyorum. Bir önemli şey daha. Ben A Sprite'ı ilk kullanmaya başladığımda bu export hiç görmemiştim. Dikkat etmemiştim nedense. Mesela PNG alacaksam ya da bir gif alacaksam save as'e geliyordum. Buradan işte A Sprite dosyası yerine ne bileyim gif diyordum. PNG diyordum. Neredeymiş PNG diyordum. Ama bu yani çok kötü böyle bir şey yapması. Göstereyim. Zaten animasyon olduğu için kaç tane aldı. Genci olduğu için kaç tane aldı. Gördüğünüz gibi her frame'i. Ve otomatikmen küçük yapıyor. Şey yok yani. Sileyim hepsini. Save as dediğimizde o export menüsü açılmıyor. Ve resize yapamıyoruz. Otomatikmen %100'e atıyor tekrar boyumuzu. O yüzden sakın save'inizi kullanmayın. Çıktı alırken yani kullanacağınız bir çıktı alırken sadece export kullanın. Save sadece işte nereye kaydedeceksiniz? Onun lokasyonunu belirlemek için kullanın. Evet, bu kadar aslında. Kısaca üzerinden geçeyim. Sprite Sprite Size menümüzden nearest neighbor yapıyoruz. Sonra export'a geldiğimizde resize'ımızı ne kadar büyütmek istersek işte ben 800 kullandım. Siz daha küçük 500, 600 ya da 1000 yapabilirsiniz. Onu büyütüyoruz ve sayfası kullanmayacağız. Bunu da hatırlamak önemli. Böylelikle kalite kaybetmeden çıktı alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.